Yeni tasarruf tedbirleri nedeniyle kamuda birçok yeni kararlar alındı sevgili seyirciler. Ancak kamu çalışanları ve onları temsil eden sendika ve dernekler bazı konuda ya da bazı konularda biraz şikayetçiler. Şimdi detayları muhabirimiz Oğuzhan Gültekin ve konuğundan alacağız. Kamuda tasarruf tedbirleri yürürlüğe girerken Büro Memursen tarafından bazı maddelerin iptali için hukuki süreç başlatıldı. Peki hangi maddelerde hukuki süreçler başlatıldı? Böyle bir adım neden atıldı sorularına cevap almak üzere yanımızda Büro Memursen Genel Başkanı Yusuf Yazgan var. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı cumalar diliyorum sizlere. Sözü çok uzatmadan hemen ilk sorumu sormak istiyorum. Efendim kamuda tasarruf tedbirleri başlatıldı. Öncelikle siz bu tasarruf tedbirlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Onlarla bir başlayalım. Evet, teşekkür ederim. Tabii tasarruf tedbirleri olması gereken bir şey. Çünkü kamuda genel çerçevede baktığımızda bir israf söz konusuydu. Bir savurganlık söz konusuydu. Bunun ekonominin sıkıntılı olduğu şu günlerde belirli sınırlara çekilmesi, bu israfın ortadan kaldırılması, tasarrufa yönelilmesi elbette önemli. Bizim de bunu desteklediğimiz bir konu. Bu konuyla alakalı tasarruf tedbirleri içerisinde birçok kalem var. Bu kalemler içerisinde tabii bizim itiraz ettiğimiz iki konu var. Bir tanesi kamu görevlilerinin servisi, bir tanesi de fazla mesaisi. Bunlar özellikle altını çizmek istiyorum. Bütün kamu görevlileri adına yetkili sendikaların toplu sözleşmede oturup imza altına aldığı bir konu. Biliyorsunuz memurların ve işçilerin toplu sözleşmeleri İLO'ya göre bir yasal hüküm ifade ediyor, bir kanun hükmünde. Bunların yargı kararlarıyla, bunların genelgelerle iptal edilmesi söz konusu olamaz. Bir de şu önemli tabii, kamu çalışanları toplumun her kesimi gibi ekonominin sıkıntılı olduğu bu günlerde belirli bir sıkıntı içerisinde ve hakikaten hayatlarını idame ettirmekte zorluk çekiyorlar. Böylesine zorluk çektiği bir süreçte memurun en önemli iki tane şeyi var. Bir tanesi yemek, bir tanesi servis. Bu iki kaleme dokunmamak gerekir. Burada servis hizmeti kamu çalışanları için önemli. Büyük bir şeyde tutmuyor. Tasarruf içerisinde değerlendirdiğimizde büyük bir fayda değil bu. Çünkü servisler sadece Ankara, İstanbul başta olmak üzere ve bazı büyük şehirlerde var. Yani bütün illerde servis yok. Ankara, İstanbul başta olmak üzere Ankara hakikaten trafiğin çekilmediği, kamu görevlilerinin servisle bile kurumlarına ulaşmakta büyük zorluk çektikleri şehirler. Buralarda kamu çalışanlarının servis hakkını almak adeta onlara sabahın köründe akşam namazında kurumlarından çıktıklarında adeta bir Çin işkencesi çektirir pozisyonda. Çünkü bu yapılan işlemin de servis işleminin şöyle bir değerlendirdiğimizde Ankara'da akşam saatlerinde kamu görevlilerinin derli toplu iş yerine gelip iş yerinden geri dönmesini sağlıyor. Bu hizmeti şimdi kaldırdığımız zaman tabii büyükşehir trafiğine ayrı bir yük binecek. Büyükşehir trafiğine toplu olarak işlerine giden kamu görevlileri artık bireysel olarak veya toplu taşımayla işlerine gitmenin yollarını arayacaklar. Ve hakikaten de çok büyük zorluk çekecekler. Kaldı ki tüm kurumlarda bu servis hizmeti yok. Ankara'da özellikle bakanlıklarda, İstanbul'da büyük kurumlarda, yargı kurumlarında servis hizmeti var. Bununla ilgili devlet servis hizmetini belirli bir memur grubuna verirken öbür taraftan tabii bu iptal edildiği zaman devletin bütçesine de ciddi bir yük getirecek. Bunu görmek gerekir. Öbür taraftan da kamu çalışanlarının işlerine zamanında ulaşmalarını engelleyecek. Peki Sayın Başkan, sizin hizmet kolunuzda yani ben başlıkları soracaktım hangi konulara itiraz ettiniz ancak siz benden önce açıkladınız. Teşekkür ediyorum. Şunu sorayım ben ek olarak. Sizin hizmet kolunuzda bu servis hizmetini özellikle Ankara'da kullanan kaç üye var? Bunlardan kaçı normal, kaçı engelli kadrosunda? Biraz o rakamları açıklayabilir miyiz? Tabii hizmet kolumuz büro hizmet kolu. Dolayısıyla kamunun tamamını kapsamıyor ama 8 bakanlık bunların içerisinde olduğu 51 tane kamu kurum kuruluşu hizmet kolumuza giriyor, büro hizmet koluna. Dolayısıyla bakanlıkların ağırlıklı bizim hizmet kolumuzda olması
burada en çok büro hizmet konuda çalışan kamu görevlilerini etkileyecek. Ve dolayısıyla şu anda 15 bin civarında sadece Ankara ve İstanbul olmak üzere 15 bin kamu görevlisini etkiliyor. Büro hizmet kolundaki kamu görevlisini etkiliyor. Diğer hizmet kolları tabii bunun dışında. Ve bunun üzerine 3 bin engelli, büro hizmet kolundaki 3 bin engelli vatandaşımız, kamu çalışanı bundan etkilenecek. Yani engellilerin de toplu taşımla veya işte araç kullanamayacak düzeyde engelli olanlar var. Bunların iş yerlerine, görevlerine ulaşması da bir o kadar zor olacak. Yani burada Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle atılan taş ürkütülen kurbağaya değmiyor. Yani biz onu görüyoruz. Yani biz bugün kamuya baktığımızda artık israf almış başını gitmişti. Bakıyoruz bir genel müdürün, özel kalem müdürünün şoförü var, eve alıp bırakıyor onu. Yani önce bunları, önce araç israfını önlemek lazım. Bunlar elbette önlendi. Bu tasarruf tedbirleri içerisinde var. Ama daha önemli kalemleri, binaların israfı, işte kiralamalar, bunlar da var. Bunlar zaten belirli bir çizgiye çekildiği takdirde kamuda ciddi bir tasarruf yapılmış olacak. Bizim önerimiz esasında büro memur sen olarak, en çok büro çalışanlarının olduğu sendika, yetkili sendikayız. Bizim önerimiz hükümete bu. Bu öneriyi birçok platformda hükümete ilettik. Buradaki önerimiz şu: kamu çalışanları için A kurumunun servisi, B kurumunun servisi, C kurumunun servisi şeklinde değil, bütün kamu kurumlarına, hangi kurumda olursa olsun, tüm memurlara toplu, ortak bir toplu taşıma oluşturmak. Bunun adına işte toplu taşıma servislerle ilgili bir sosyal işler genel müdürlüğü mü denir, ne denir? Bunun adı konur. Ama devlet memuru devlet memurudur. Hangi kurumda çalışırsa çalışsın, ortak bir organizasyonla devlet memurlarını zamanında işinin başına getirir ve buradan da hem memurlar kazanır, hem hükümet burada kazanır, hem devletin mesaisi boşa gitmez, hem de şu anda binlerce servis sahibi araçlarını aldılar, şoförleri var. Bunlar belki işsiz kalacak. Evet, bildiğim kadarıyla bu hizmet veren servislerin de belli bir yaş sınırı var anladığım kadarıyla. Hani belli bir yaşın altındaki araçların kullanılmaması öneriliyor devlet tarafından, ki burada baktığın zaman servisçiler de bu yaş sınırına takılmamak için borç harç verip yine hizmet edebilmek için servis alıyorlar. Bunların da işlerinde bir durağanlık olacak anladığım kadarıyla. Elbette. Tabii bu boyutu da değerlendirilmeli. Tabii sendikanın, sendikacılığın bizim dışımızda bir unsur ama devleti yönetenler, hükümetin bu noktada da bunu değerlendirerek bu adımı atmış olması gerekirdi. Başında da ifade ettim. Atılan taş ürkütülen kurbağaya değmiyor. Onun için yapılması gereken bizce toplu taşıma, kamu görevlileri için tüm kurumları içine alacak ortak bir toplu taşıma. Bu şu açıdan önemli. Yaz aylarında tatil dönemi olduğu için bakıyoruz her kurumun servisi neredeyse boş semtlere gidiyor. Böyle ortak bir toplu taşıma olduğu takdirde kamu görevlilerinin senelik izinleriyle de bu entegre edilirse, yani Ağustos ayında kaç tane kamu görevlisi senelik izin kullanacak, bunları artık dijital ortamda belirlemek mümkün ve o servislerin kapasiteleri de ona göre ayarlanabilir. Yani bir program çerçevesinde, dijital bir programla bu yönetilebilir. Her semte devlet memurlarını taşıyacak, belki belediyelerle de işbirliği yaparak servisler oluşturulabilir veya belediye otobüsleri bu iş için tahsis edilebilir diye düşünüyorum. Şimdi Sayın Başkan, sizin anladığım kadarıyla bu konuyla ilgili de bir düşünceniz, yani bu özellikle ulaşım konusunda itirazınız kabul edilirse bir ortak paydada buluşma isteğiniz var. Ben şunu sormak istiyorum. Bu özellikle ulaşım konusunda sıkıntı yaşanmayacak yerlere bildiğim kadarıyla genelge içerisinde yol masrafı karşılanacak şekilde bir destek sağlanacak. Bu sağlanan destek mi daha faydalı olacak, yoksa servis, toplu şekilde servis kullanımı mı daha az maliyetli olacak? Öyle sorayım size. Ya tabii onun maliyet analizini iyi bir şekilde gözden geçirmek lazım. Çünkü bu toplu taşıma ücretinden bütün kamu görevlilerine bunu yararlandırmak gerekiyor. Bu yola girildiği takdirde
tüm kamu görevlileri neredeyse bu kapsam içerisine girer. Ama benim dediğim organizasyonla servisi olmayan kurumlar da bu işten yararlanır ve Ankara'da belirli merkezlerden belirli semtlere tüm kamu kurumlarının ortak servis projesi, bizim hükümete önerdiğimiz bir proje. Bunu da tabii dillendirmeye devam edeceğiz. Bu açıdan bunu önemsiyoruz. Bunun üzerine gidilmesi gerekir. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan verdiğiniz bilgiler için. Bizi de kabul ettiğiniz için kolaylıklar diliyorum sizlere. Tekrar hayırlı cumalar. Evet, dediğimiz gibi kamuda tasarruf tedbirleri yürürlüğe girdi ve söz konusu tedbirlere ilişkin bazı maddeler Büro Memursen tarafından mahkemeye taşındı. Biz de mahkemeye taşınan bu konularla ilişkin Büro Memursen Genel Başkanı Yusuf Yazgan ile görüştük ve kendisi bize çok önemli, çok detaylı bilgiler verdi diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.